Merhaba. Ülkede epeydir film koptuğu için kadın milli voleybol takımının başarılarına dahi sevinemiyor. Kendinizi bir anda sporcu kostümlerini savunup savunmama ikileminde buluyorsunuz. Aynı olimpiyatlarda Alman kadın jimnastik takımının oyuncuları mayo ile yarışmayı reddedip tight ile çıktılar. Bu hareketi jimnastikte cinselleştirmeye karşı olmak için yaptılar. Bunu deklare de ettiler. Yakın zamanda Avrupa ve Amerika'nın kimi kentlerinde reklam panolarındaki çıplaklığın sürüş güvenliğini etkilediği gerekçesiyle yasaklamalar oldu. İsrail yeme alışkanlığı bozukluğu yayılıyor diye zayıf mankenlerin reklamlarda boy göstermesini engelledi. Birkaç yıl önce Londra'da şu oldu metro istasyonlarında rastladığımız kimi vitamin reklamlarında bikinili modeller kullanılıyor, plaj bedeniniz hazır mı gibi sorularla ürün satılmaya çalışılıyordu. Karşı kampanya başladı, insanları bedenlerinden utandırıyorlar diye. Epey imza toplandı. Şimdi verdiğim şu örnekleri alın götürün Türkiye'ye, kutuplaşma neyi gerektiriyorsa o olacaktır. Türkiye'nin olimpiyatlarda yarışan kadın jimnastikçisi var mı bilmiyorum. velev evki var. Kalçasından ayak bileğine kadar tight giyip çıksaydı olay nasıl tartışılacaktı? Varın tahmin edin. Ülkede epeydir film koptu. Öyle olmasa hırsızlık konuşulurdu. Bir hiç uğruna yitip giden canlar mesele edilirdi. %70'i yurt dışına göçmeyi düşünen gençler gündem olurdu. Ülkeyi içindekilerle beraber satanlar durumdan pek memnun Nasıl olmasın ki? Devlet olarak olimpiyatlara takım yolluyorlar. Maç kazanınca açıp tebrik ediyorlar. Yandaşları ve muhalif görünümlü avaneleri de kadınların şortları üzerinden içeride gündem belirliyor. Ülkenin temel sorunu kadın bedeni üzerinden siyaset filan değil. Türkiye'nin Taliban inancıyla alakalı ters bir yanı yok anlayışı. Bu laf söylendi ama yeterince iyi anlaşılamadı. Bugün kadın voleybol takımı olimpiyatlara gidip maç yapabiliyor. Şu soruya araştırmadan cevap vereceğinizden eminim. Afgan kadın voleybol takımının olimpiyatlardaki durumu nedir acaba? Sorulmayan soru işte budur. Aklınıza mukayyet olun.